Ve sırada küresel rapor var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Liberya'ya ait bir ticari geminin İran'dan havalanan İHA ile vurulduğunu iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Pentagon'un bu suçlamalarını ise reddetti. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye yönelik saldırılarda karşı karşıya kaldığı suçlamalarla yüzleşmesi gerektiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırındaki göçmen krizi büyüyor. Guatemala sınırından yola çıkan 10 bine yakın göçmen, Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek istiyor. Bölgede geçen seneden beri düzenlenen bu en büyük göçmen yürüyüşüne karşı Amerikalı yetkililer de sınırda alarm durumunda bekliyor. Seçim sonuçlarına isyan ettiler, belediye binasını bastılar. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçtiğimiz günlerde yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet yanlıları, başkent Belgrad'daki belediye binasını bastı. Belediye meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı. Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Vučić, "Endişe etmeyin, zira devrim diye bir şey söz konusu değil," dedi. Japonya'dan Kızıldeniz hamlesi. Son dönemde Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası Japonya denizcilik firmaları Kızıldeniz rotalarını değiştirdi. Japonya basınına göre ticari gemiler Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirildi. Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri ve kameramanının işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevlerini yaptıkları sırada uğradığı şiddeti bütün dünya, yine Türk televizyonlarının, Türk gazetecilerinin fotoğrafları ve kamera görüntüleriyle zaten öğrenmişti. Sonrasında göstermelik de olsa bir adım attığı ortaya çıktı İsrail'in ve o iki polis memurunu açığa almıştı. Ama soruşturma devam ettiği halde görevlerine tekrar başladı. İsrail güçleri 15 Aralık'ta görev başındaki gazetecileri böyle darp etmişti. O polisler haklarındaki soruşturma bitmeden görevlerine iade edildi. Olay cuma namazı sırasında Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz mahallesinde yaşanmıştı. İsrail güçleri Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf'a önce silah çekti. Ardından yere düşürüp tekmeleyerek darp etti. Yanındaki kameraman Faiz Ebu Rume ile de saldırıya uğradı. Haber Global kamerasına da yansıyan skandalın ardından olaya karışan polislerden ikisinin açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ancak İsrail'li iki polisin haklarında açılan soruşturma henüz tamamlanmadan görevlerine iade edildiği ortaya çıktı. İsrail'deki gazeteciler sendikası kararı kınadı. Söz konusu adamın gazetecilerin kanının değersiz olduğu mesajını verdiği belirtildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson ise savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in gazetecileri de hedef almasına tepki gösterdi. Gazetecileri kasıtlı olarak hedef almak açıkça savaş suçudur dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir saldırgan polislere sahip çıkmış, Anadolu Ajansı foto muhabiri Haruf'u darp eden polislerden birini ziyaret ederek en kısa sürede göreve dönmesini sağlama sözü vermişti.